Kusursuz bir devlet ya da düzen tasarlayabilir misiniz? Yani herkesin mutlu olduğu ve kurulan düzenin mükemmelliği konusunda hemfikir olduğu bir düzen. Zor değil mi? Peki deneyelim mi? Hadi gelin bir deneyelim. İlk olarak aile yapısından başlayalım. Nasıl bir aile yapısı olacak? Geleneksel mi, modern mi? Geniş mi, çekirdek mi? Akrabalık ve evlilik ilişkileri nasıl olacak? Örneğin, düğünlerde takı takılacak mı? Ya da gelin ülke yönetimine bakalım. Nasıl yöneteceğiz? Nasıl yönetileceğiz? Kimler başa gelecek? En yaşlılar mı? Bir grup mu, yani oligarşi mi? Seçimle mi? Demokrasiyle mi? Ve bizi temsil edecekler kaç yaşında olacaklar? Ya da baskıcı, totaliter bir rejim mi olacak bu devlet? Gelin bir de dinsel yaşamına bakalım. Ki herkesin inandığı temel bir din mi olacak? Mezheplere özgürlük tanınacak mı? Ya da tek bir din mi olacak? Veya gelin bir de başka bir açıdan bakalım. Mesela askerlik ve güvenlik durumu nasıl olacak? Askere alınma sorunu mu olacak? Ya da bedelli askerlik olacak mı? Veya eğitim nasıl olacak? Çocuklarımızı nasıl eğiteceğiz? Sınavlar olacak mı? Örneğin AYT, TYT, KPSS gibi. Bunlar varsa ben yok. Ya da devletimizi nereye kuracağız? Nasıl bir coğrafi şart? Çöle mi, kutuplara mı, yeşilliklerin olduğu yere mi? Şahsen ben adada yeşilliklerin olduğu ve ülkelerden uzak olduğu bir devlet isterim. Veya bilim sanat uğraşları nasıl olacak? Geziler nasıl olacak? Aslında sorular çoğaltılabilir. Nasıl olacak? Nasıl olacak? İşte elimdeki bu kitap, yani Thomas More'un Ütopya kitabı, 1516 yılında yazılmış ve böyle zor bir soruya, böyle bir zor tasarıma girişmiştir. Bu kitabı hep birlikte incelemeye başlayalım. Bakalım Thomas More nasıl bir devlet hayal etmiştir. Hikayemiz şu şekilde başlıyor. Hikayemizin kahramanı olan Rafael, çok gezgin, maceraperest olan, ülke ülke dolaşan bir insandır. Bir ara denizde kaybolmuş ve Ütopya adasına düşmüştür. Orada 5 yıl geçirmiş ve o ülkede geçirdiği günleri Avrupa'ya gelerek insanlara anlatmaya başlamış. Hikayemiz de bu şekilde başlıyor. O halde Rafael'in anlattığı Ütopya'ya giriş yapalım. Ütopya nasıl bir yerde kurulmuş? Hep birlikte bakalım. Ütopya'nın coğrafyası. Ütopya bir adada kurulmuştur ve bu ada ay görünümündedir. Ortasında bir körfez, körfezde de bir liman vardır. Bir Ütopyalı olmadan adaya yanaşmak mümkün değildir. Çünkü gelgitler, gizli kayalıklar bir donanmayı adaya ulaşmadan bile yok edebilir. Ada sadece ada değil demek ki. Thomas More adayı hem güzel hem de korunaklı olarak tasarlamıştır. Bu adada 54 şehir ve her şehirde 6000 aile yaşamaktadır. Bütün şehir birbirine benzemektedir. Geleneklerinden, göreneklerinden, şehrin yapısından bahçelerine kadar her şey aynı tasarlanmıştır. Çünkü Ütopya'nın felsefesi eşitliktir. Bu şehirlerin 20 mil uzağında tarım alanları vardır ve çiftlik evleri kurulmuştur. Her iki yılda bir sırası gelen aileler gidip tarım görevini yaparak geri gelirler. Bu çiftlik evlerinde 40 kişi artı 2 köle yaşar ve sırasını yapan aile geri döner. 40 aile var örneğin, 20'si geri döner, 20'si orada kalır ki yeni gelenlere tarım görevlerini öğretebilsin diye. Her sırasını tamamlayan geri gelir. Ve burada üretilen her şey pazar alanlarına ve depolara götürülür. Sizler pazar alanlarına gidip paranızı vererek bir şey almazsınız. Çünkü bu ülkede para yoktur. Herkes ihtiyacına göre alır. Kimse fazlasını istemez ki.
Çünkü istediğiniz her zaman gidip alabilirsiniz. Bir de bu çiftlik evlerinde bir bayan, bir erkek, daha doğrusu bir kadın ile bir erkek bunun yönetimini üstlenir. Yani çiftlik yönetiminde en yaşlı, en bilge kişiler o çiftlik yönetimini sağlarlar. Ütopya'nın şehirlerine bakacak olursak, bir şehri bilebilirsek tüm şehri bilebiliriz. O halde biz de Ütopya'nın başkenti olan Amarüte'ye bakalım. Amarüte şehri bütün şehirlere eşit uzaklıktadır. Ve bu şehir yüksek surlarla ve kalelerle çevrilidir. Bu şehirde sokaklar diğer Ütopya şehirlerinde olduğu gibi geniştir. Hem rüzgarı hem de ulaşımı kolaylaştırmak için. Evlerin hepsi 3 katlıdır. Evlerin 2 kilidi vardır. Yani 2 kapısı vardır ve burada kilit, anahtar diye bir kavram da yoktur. Biri sokağa açılır, biri ise bahçeye açılır. Bahçeleri çok güzel, çok bakımlıdır. Evdeki tüm eşyalar aynıdır. Neden aynıdır? Çünkü burada mutlak eşitliği sağlamaya yönelik eylemler vardır. Mutlak eşitliği sağlamak, bencilliği ve özel mülkiyeti ortadan kaldırabilmek için kurayla evler 10 yılda bir değiştirilir ki insanların sahiplik ve bencillik duyguları gelişmesin diye. Ütopya'da herkes tarımı bilmek zorundadır. Tarım zorunlu meslektir. Peki diğer meslekleri öğrenebilir miyiz? Evet, öğrenebilirsiniz. Yani ilgi ve yeteneklerinize göre istediğiniz alanlarda eğitim alabilirsiniz. Ütopyalarda kadın ve erkeklerin güçlerine göre de yapılacak meslekler farklılık göstermektedir. Ayrıca Ütopya'da herkes aynı kıyafetleri giyer, kışın ve yazın. Kadınla erkeğin, evli ile bekarın kıyafetleri sadece farklıdır. Yani eşitliği sağlayacaksak kıyafetlerde de sağlamalıyız düşüncesi hakimdir. Aynı zamanda Ütopya'da sabahları kalkılıp erken saatlerde ilgi ve yeteneklerine göre istediğiniz alanda eğitim alabiliyorsunuz. Zaten bu ülkede çalışma saati çok azdır. 6 saattir. Ondan daha fazla çalışmazsınız. Diyelim ki işlerinizi bitirdiniz, üretiminiz arttı, 6 saat çalışmazsınız, bir yönetmelik çıkarıp o saati de azaltabilirler. Ki Ütopyalar başıboş gezmekten, hoş olmayan işlerden uğraşmaktan nefret ederler. Diyelim ki üretimi yeteri kadar yaptınız, o kalan çalışma saatlerinizin de şöyle değerlendirirsiniz, yolları tamir edebilirsiniz, Ütopya'daki başka işlere emeğinizi ve enerjinizi aktarırsınız. Ütopya'da aile yaşamı. Ütopyalılar geleneksel ve geniş bir aileye sahiplerdir. Her şehirde 6000 aile yaşar. Peki diyelim ki bu sayı azaldı veya arttı, nasıl yaparız? Azalırsa fazla olan yerden alırız. Fazla oldu, diğer şehirlerde de azalma yok. O halde yepyeni bir şehir kurarız. İşlenilmeyen ve boş olan bir toprakta, yani 55. şehri kurarız. Bu aileleri ailenin büyüğü olan kadın ve erkekler yönetirler. Ama bunlar bunarsa peki ne olacak? O zaman ona yakın yaş olarak, olgunluk olarak en yakın kimse o başa geçer. Kızlar evlenir, evlendiği kişinin evine giderler. Ama erkekler evde kalırlar. Yani onun eşi kendi evine gelir. Ve bu aile reisleri ailenin tüm işlerinden sorumlardır. Örneğin aileye yiyecek lazımsa gidip pazar yerinden istediği kadar alabiliyor. Çünkü herhangi bir ücret ödemez, herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaz. Şehrin dört tarafından pazar yerleri vardır. Ve o pazar yerlerindeki depolarından istediği kadar yiyecek alabiliyorsunuz. Ki aynı zamanda şehrin dört bir tarafında halk evleri vardır. Halk evlerinde sırası gelen aile nöbetçi olarak her gün yemeğini yapar. Yani her gün bir aile yemek yapar. Kimse evinde yemek yemek istemez. Çünkü orada eğlenceler tertip edilir, birlikte yemek yenilir, şiir okunur, kitap okunur ve oranın düzenini dahi tasarlamış Ütopya'sında Mor. Diyor ki duvar kenarında erkekler, işte karşılarında
kadınlar, aynı zamanda çocukları da araya serpiştirmiş. Bir araya gelip yaramazlık yapmasınlar diye bir yaşlı bir çocuk, bir yaşlı bir çocuk şeklinde çocukları da araya dağıtmış. Yani insanların oturabileceği düzenleri bile tasarlanmıştır. Ha, bu arada Ütopya'da özgür vatandaşlar kurban kesmezler ya da kötü işlerde çalıştırılmazlar. Kim yapar? Köle. Madem bu kadar eşit, bu kadar özgür bir Ütopya'da kölenin ne işi var diye soracaksınız. O da şundan. Çok kötü işler yapan, kötü cezalar işleyen, savaştan kaçan ve olumsuz davranışlarda bulunan kişileri ceza olarak verdikleri şey köleliktir. Onları öldürmezler, idam ettirmezler. Onlara kölelik cezası verirler. Hatta Ütopya o kadar güzel bir ülkedir ki dışarıdaki ülkelerde var olan özgür vatandaşlar bu ülkeye gelip köle olmaya bile razılar. Ki vatandaşlar o kölelere özgür vatandaşlarmış gibi davranırlar ama kendi vatandaşı olup kurallara uymayan kölelere pek iyi bakmazlar. Ve kurban kesmelerini neden öngörürler? Şundan dolayı, çünkü özgür vatandaşlarının acıma duygusunu ve merhamet duygusunu yitireceği düşüncesiyle özgür yurttaşlara kurban kestirmezler. Ütopyalılarda işsizliğe, tembelliğe, kumar ve olumsuz davranışlarının üreyebileceği yerlere yer yoktur. Hatta Ütopyalılar bir günden fazla bir yere gezi amaçlı gittilerse orada da boş durmazlar, oradaki halka bile yardım ederler. Ama bir yere geziye gidiyorsanız oradaki yöneticiden izin almanız gerekiyor. Yani şehir içindeyseniz sorun yok, şehrin dışına çıkıyorsanız bugünkü pasaport uygulamasına benzer bir uygulamayla gidersiniz. Giderken gerekirse size araba verirler, gerekirse ihtiyaçlarınızı gidermesi ve kolaylık sağlaması için yanınıza da bir köle dahi verebilirler. Ancak izinsiz giderseniz büyük cezalar görebilirsiniz. İkinci kez izinsiz giderseniz o zaman kölelik cezasıyla karşı karşıya kalırsınız. Ütopya'da her şey planlı programlıdır. Üretim bile 2 yıllık en az bir plan programa tabidir. Nasıl diyeceksiniz? Ola ki kuraklık olur, ola ki başka bir sorun olur diye Ütopyalılar 2 yıllık bir program yaparlar. Diyelim ki ürettiler, o gün çok fazla verim oldu, depoları dolup taştı. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Fakir, yoksul ülkelere onları ücretsiz gönderiyorlar. Çünkü onların paraya ihtiyacı yoktur ki. Para için bunu yapmıyorlar. Ve hatta başka ülkelere bunu da satabiliyorlar. Ama sattığında para almıyorlar. O ülkeleri sürekli kendilerine borçlu kılıyorlar. Çünkü ileride ola ki işlerine para lazım olur ya da bir savaş durumunda kendilerine asker lazım olursa onlardan asker talebinde, para karşılığında asker talebinde bulunsun diye, ki Ütopya borçlu olmayan komşu bir ülke yok gibidir. Ve Ütopyalılar paraya asla değer vermezler. Altını, elması en rezil yerlerde kullanırlar. Örneğin tuvaletlerde ve çocuk oyuncaklarında kullanırlar. Çocuklar, bir de kölelerin zincirleri, kulaklarındaki küpeler ya elmastandır ya da altındadır. Çünkü biz bir şeyi ne kadar yüceltirsek ona o kadar değer verir ve ona o kadar sahip olmak isteriz. Ama Ütopya'da öyle değil. Ütopya'da altını ve elması en rezil konuma koyarak onu değersizleştiriyorlar. Hatta bir gün onları tanımayan bir ülkeden elçiler gelir. Ve elçiler takıp takıştırmış, altınları giymişler, elbiseler şık şık. Ve çocuklar onlara gülmeye başlarlar. Anne baksana, büyük adam soytarılar gibi giyinmişler. Hatta insanlar onlara selam vermezler, onların kölelerine selam verirler. Çünkü Ütopya'da sadelik vardır. Ütopya gösterişe önem vermez. Paraya, altına önem vermez. Çünkü bütün kötülüklerin kaynağının para olduğunu bilir. Ütopya'da dinsel yaşama baktığımızda herkes çeşitli dinlere inanabilir. Bunda bir sorun yok. Ama yazarımız Mor'un Katolik bir Hristiyan olduğunu düşünürsek buradaki
kitaba da bunu yansıttığını, daha çok Hristiyanlık inancının hakim olduğu bir ütopya kurduğunu görürüz. Özellikle büyük gösterişli kiliselerden bahseder. Kilise rahiplerinden bahseder ve bu ülkede 13 temel rahip vardır. İnsanlar onlara çok saygı duyarlar. Rahipler de boş durmazlar. Rahipler de kendi alanlarını ekip biçerler, topluma yardımcı olurlar, savaş dönemlerinde yanında bulunurlar. Ancak bu kitapta hoşuma gitmeyen bir durum özellikle Hristiyanlık propagandasının fazla yapılmış olmasıdır. Onun dışında Ütopyalılar güler yüzlü ve mutlu insanlardır. Ütopyalılar misafirleri çok hoş karşılarlar. Yabancılar için ayırdıkları bir bütçeleri bile vardır. Ütopyalılar hastalarına çok iyi bakarlar. Yiyeceklerinden hizmetlerine kadar hiçbir kusur işlemezler. Ancak iyileşemeyen, durumu çok kötü olan ve kendi isteğiyle yaşamına son vermek isteyenler varsa ve devletin de onayı alındıysa şunu yaparlar, ona ötenazi hakkını verirler. Ancak devletin onayı olmadan kendini asan, yaşamına son veren kişileri hoş gözle bakmazlar, onlara cenaze töreni yapmadan onları çukura atarlar. Diyelim ki kişi öldü, öldüyse ölümü mutlulukla karşılarlar. Çünkü ruhun ölümsüz olduğuna inanırlar Ütopyalılar. Ütopya'da evlilik. Ütopyalılar, kadınlar 18, erkekler ise 22 yaşında evlenebilirler. Ondan öncesi evlilik söz konusu değildir. Hatta Ütopya'da bir evliliğe ancak ölüm son verebilir. Ve evliliğe o kadar çok önem verirler ki boşanma pek söz konusu değildir. Ha ola ki iki tarafta birbirine anlaşamıyor, çok büyük sorun varsa yönetici karar verirse olabilir. Hele ki biri birine sadık olmasın, biri birine yanlış yapıyorsa ve onu aldattıysa onu kölelik cezasıyla cezalandırıyorlar. Ütopyalılar makyaja, dış görünüşteki süse önem vermezler. Onlar iç güzelliğe, alçak gönüllüye ve dürüstlüğe önem verirler. Ütopya'da zaten devlet başkanını ya da rahibi bile ayırt edemezsiniz. Çünkü herkes aynı kıyafetleri giyer. Ancak devlet başkanını sadece şöyle ayırt edebilirsiniz. Önünde başak taşıyan biri vardır. Papazın ise önünde mum taşıyan birisi vardır. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur bu devlette. Ayrıca Ütopyalılarda çok sayıda yasa yoktur. Çok az bir yasa vardır. Avukatlara, noterlere burada ihtiyaç yoktur. Ki şöyle derler, bunlar düzenbazlığın olduğu ülkelerde vardır. Burada herkes kendi avukatıdır. Herkes yasaları çok iyi bilir çünkü çok az bir yasa vardır. Hatta başka ülkeler bu ülkeye gelip de bizim yönetir misiniz, bizim başımıza geçer misiniz diye bu ülkedeki vatandaşları kendi ülkelerine götürürler. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu giden kişi hiç kimseye bir ayrımcılık göstermeyecektir. Çünkü ayrımcılık gösterdiğinde alacağı bir para ya da alacağı bir mükafatı Ütopya'ya getiremeyecek ki bunların Ütopya'da hiçbir anlamı yoktur. Ve 5 yıllığına bir yönetici götürerek kendi ülkelerini yönetirler. Ütopyalıların savaş yaklaşımları. Ütopyalılar savaştan nefret ederler. Tiskinirler, asla girmek istemezler. Ama ola ki kendi ülkelerine saldırı olursa ülkelerini de en iyi şekilde korurlar. O yüzden kadın, erkek, çocuk her gün savaş talimleri yaparlar. Ancak ilk olarak kendi vatandaşlarını savaşa sokmazlar. Onlar kiralık askerler, yani paralık askerler ve yardımcı kuvvetleri kullanırlar. Onlardan daha iyi para verecek kimse yoktur. Ve burada Zapoletler denilen bir halk vardır. Bu halk paralı asker olan ve sığır gütmekten başka bir işe yaramayan kaba saba insanlardır. Karşılıklı bir bakıyorsunuz, biri karşı orduda, biri sizin ordunuzda dövüşebiliyor para için. Ve parayı kim çok verirse safta değiştirebiliyor. Ve Ütopyalılar paraya değer vermedikleri için bu zapoletleri kullanırlar. Diyelim ki zapoletler yetmedi. Borç para verdikleri, mal sattıkları ama parasını almadıkları borçlu ülkelerin askeri kuvvetlerini alırlar. Diyelim ki
Bu da yetmedi ki bu kanlı bir savaştır. Kadın, çocuk, erkek savaşa katılır ve bir çocuk babasız, annesiz dönmekten, bir erkek de ya da bir kadın da eşi olmaksızın dönmekten utanç duyar. O yüzden canla başla savaşırlar. Ki bunlar bu savaşmayı tabi caizse köpeklik olarak düşünürler. Onun yerine akıllarını kullanmayı isterler. Ne yaparlar? Şöyle, bir savaş durumu yaşanacaksa hemen karşı ülkede bir ilanlar silsilesi asarlar. İşte devlet başkanını kim öldürürse ya da kim canlı getirirse şu kadar para vereceğim veya şunları yapacağım. Herkes Ütopyalıların verdiği sözü yerine getirdiğini bilir. Dolayısıyla ki herkesin birbirini ihbar edebileceği, herkesin birbirini öldürebileceği bir ortam oluştururlar. Ki eğer bir askerin kanı akıtılmadan savaşı kazanırlarsa bunu en mutlu zafer olarak düşünürler. Zafer kazanan askerlerini ödüllendirirler. Sonuç olarak Ütopya'da ne bir yoksula ne de bir dilenciye rastlarsınız. Ki bu kavramların ne olduğunu da bilmezler. Hiçbir kimsenin hiçbir şeyi yoktur. Ama aynı zamanda her şeye sahiplerdir. Bu ülke tamamen eşitlik üzerine kurulan bir ülkedir. Para yoktur, özel mülkiyet yoktur. Çünkü para her türlü kötülüğün kaynağıdır der Mor. Ütopyalımızın sonuna gelirken Thomas More'un şu sözleriyle kapatmak isterim. Özel mülkiyet var olduğu sürece ve her şey parayla ölçüldüğü sürece adalete ve mutluluğa kavuşmak imkansızdır. Bütün zenginliğin bir avuç açgözlü insanın elinde bulunduğu ve çoğunun sefalet içinde yaşadığı bir toplumda kimse mutlu olmaz. Hoşça kalın. Mutlu güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle.